Herkese merhabalar. Bu analizde sadece Bitcoin'e, sadece makro bir şekilde ve sadece elit teorisi kullanarak bakacağız. Zaten hepiniz artık teoriye bir hali hakim oldunuz. Birçok şey biliyorsunuz. O yüzden bu analizi kimsenin anlamakta zorluk çekeceğini düşünmüyorum. Öncelikle başlayacağımız yer Aralık 2018. Yeni itki başlangıcı. Daha öncesine de gidip haftalık, aylık mumlarına hiç girmeyeceğim. Çok fazla karışmasın dalgalar. Hepimizin takip ettiği makro bir sayım var. Yani şimdi burada acaba dördü mü yapıyoruz aylardır ki ben bunu savunuyorum. Ya da dört nereye gelecek? Burada mı bitti? Yeni bir dip daha mı yapacak? 20'lere mi gelecek? Ya da dört burada bitti. 5 burada mı? Şimdi bunları bir değerlendirelim. Şimdi bunu çözümleyebilmek demeyelim de hangi ihtimalin daha baskın olduğunu anlayabilmek için bu büyük dalgaları şuradan sonrasını 2021'den sonrasını dalgaları tek tek incelememiz gerekiyor. Hep beraber günlük mumlarla bu tarafı bir inceleyelim. Şöyle bir zoom yapalım. Şimdi biliyorsunuz daha önceden de söylediğim gibi bana mantıklı gelen şu an bir üçgen düzeltmenin içinde olduğumuz ve bu üçgen düzeltme bittikten sonra son bir dalga olarak 5'i yapacağımız. Ama başka alternatifler de var. Onların da hepsine değinip kendi düşüncelerimi söyleyeceğim. Şimdi dalgaları tek tek değinip yapbozu en mantıklı şekilde tamamlamaya çalışıp alternatifleri değerlendirelim. Önce şundan başlayalım. Şu. Hatta 2021 Nisan'dan başlayalım. Şimdi buraya bakınca ne görüyoruz? Şurada bir trend bitişi görüyoruz. Bir yerde bir 3 bitmiş. Hadi 3'ü buraya bir yere koyalım. Peki burada başka bir şey de şu benim gördüğüm böyle bir durum var. Şurada RSI fena bir şekilde peak yapmış. Bu genelde 3'ün üçünde olan bir şey. Yani şurası ve 2021 bu seviye bir 3'ün 3'ü gibi. Bir yerde de 5 bekliyoruz. 1-2'ye hiç girmeyeceğim. Zaten var burada yeter. Hepsi sayılıyor. Buradan biz burayı yapalım. Şimdi buradaki soru iki tane olasılık var. 5 burada mı? Burada mı bitiyor? Şimdi burada bittiği zaman şu tepede bittiği zaman bunu biz expanded flat olarak sayabiliyoruz. Fibonacci retracement yaptığımız zaman da çok da güzel bir yere geliyor. A uzunluğunun 2.618 katına. Fakat bir diğer ihtimal de hepinizin bildiği diagonal ihtimali. Şimdi buraları niye anlatıyorum? Bunlar burayı da etkiliyor aslında. O yüzden yani buradaki sayım hepsinin bir mantık çerçevesi içerisinde olması lazım. Hepsinin bağlantılı olması lazım. O yüzden şimdi buradan başlayalım. Yani çok da abartmayalım geri gidip. Şimdi iki sayımda da şurası biraz karmaşık yani. Biraz alengirli. Yani expanded flat olarak da alsak, diagonal olarak da alsak aslında expanded flat'e daha uyuyor burası. Çok güzel beşli şeklinde sayılabiliyor. Ama başka şeyler de var. Sonradan değineceğim. Şimdi ben bunu diagonal alma taraftarıyım. Çünkü çok net bir diagonal var burada. RSI burada peak yapıyor ve uyumsuzluk bu şekilde sönümleniyor. Ve diagonal bittikten sonra işte diagonalin başladığı seviyeye düşüyor tekrar. Bu da diagonalden beklediğimiz bir şey. Peki biz bir sebep daha neden buraya diagonal aldığımızın. Birincisi biz expanded flatlerden sonra trendin devam etmesini bekleriz. Yani çok fazla olan bir şey değil. Bir expanded flat oldu. Sonra bir X dalgası geldi. Sonra bir düzeltme kalıbı daha oldu. Bu çok olan bir şey değil. Ya birinci sebep bunun devamı gelmedi. Yani hani ben şimdi bir varyasyon da şu. Gayet de olabilecek bir şey. Mantıklı. Bu şekilde bir karmaşık düzeltme. Önce şu dalgaya da bir bakalım. Bu böyle kalsın. Hem diagonal hem expanded flat şeklinde bu böyle kalsın. Şimdi burası biz şuna gelelim. 3 bir yerde bitti. Burada ya da burada. 5 burada bitmiş olabilir mi? Bence bu bir ihtimal biraz zor. Çünkü şimdi bu şekilde bir itki saydığımızda burada mantıksız olan birkaç şey var. Bir tanesi 3'ün momentumu. 3'ün RSI'yi burada 70'in altında ve
5'te coşuyor. Öyle say. Yani normalde biz 3-5'lerde 3'ün çok güçlü bir momentumda olmasını bekleriz. Ve hatta haftalıkta bakalım. Yani koskoca döngünün 5'inin 3. dalgası şu kadar momentumda. 61. Ya buraya bakın. 3'ün 3'ü 96 olmuş momentum. Yani birinci sebep bu bence. Yani bunun 5 beşli saymamamın sebeplerinden bir tanesi. Olası mı olası ama olasılık düşük. Yani bunlar olasılığı düşürüyor. İkincisi dünlüğe geçelim tekrar. Bu düzeltme burada da bitse, burada da bitse iki şekilde de yani şu bir kalıbım diyor ben. Bakın gene momentumlara. Şurada şu 3'ün 3'ünün 3'ü şurası. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Yani şu daha uygun buna. Pardon, şurası bakın en yüksek parasay 3'ün 3'ü burası. Momentumlar da çok uyuyor. 4 şurada bir üçgen şeklinde. Küçük de bir 5. Momentum da düşüyor. Gayet bu mantıklı. Yani burası diyor ki ben bir kalıp burada yaptım diyor. Bu kalıbım ayrı. Klasik bir zikzak. Buradaki kalıbım da ayrı. Bunun da bakın mesela. Aynı şekilde. Burada peak yapmış. 3, 4 ve 5. Yine momentum düşüşü var. Resay düşüyor. Fiyat çıkıyor. Gayet güzel bir 3-5 uyumsuzluğu. Burada da gayet güzel bir 3-5 uyumsuzluğu. Ama diğer türlü dediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5 alınca bu 3 çok şey kalıyor. Yani resme çok saçma kalıyor. O yüzden bunu bir kalıp bu şekilde A, bir kalıp bu şekilde B, bir kalıp bu şekilde C şeklinde saymak daha mantıklı. Yani bu komple şu dalga bir düzeltme kalıbı olması daha mantıklı. Şöyle bir kanalın içinde olması da mesela kanal çizelim böyle. Bunun bir kanalın içine sıkışık kalması da böyle düzeltici dalga olmasında başka bir sinyal. Şimdi 5'in burada bitmediğini düşündüğümü bir ek daha. Şimdi çoğunuz şeyi biliyorsunuz zaten. Yani burası şunları silelim. Makroda şöyle yapalım. Makroda büyük 3 ya da 1 hatta. Hadi biz 3 diyelim. Çok bir şey fark etmeyecek çünkü. Burası 4. İşte 5'i yapmaya çalışıyoruz. En büyük makro bu. Ya da işte başka bir sayım var. 1, 2, bu hala 3 burası. Sonra bir 4. Bir de bir sarı 5 daha artık. O da böyle 500 bin dolara mı gidecek? Ne yapacak? O çok 8-10 senenin sonraki şeyi. Neyse önemli değil. Bizim günümüze bakalım. Burada genelde eğimler yani mesela şurada bir 5 bitti diyelim değil mi? Şöyle resmi açalım. Şu ilk düzeltme kalıbının ilk fitil attığı düzeltme kalıbının eğimi 61 derece. Buradaki ilk düzeltme kalıbının eğimi 64 derece. Ben daha böyle şöyle bir şey bekliyorum. Bu tabii değiştirici ki resmi oynuyor bunlar. Yani bundan çok daha dik. Şöyle bir ilk düzeltme kalıbı beklerim. 5'ten beklediğim böyle bir şey. Şuradaki 5'ten beklediğim. Çok sert bir A. Çok sert bir ilk düzeltme kalıbı ya da A, B, C neyse. 75-80 derece. Bunu en mantıklı bu şekilde sayabiliyoruz. Bence. A, B, C. Düzeltici dalga. Şimdi hatırlayanlar olmuştur. Şuradayız. Buradayız. Buraya gelelim gene. Bu şekilde bunu 1-2 ve 1-2 şeklinde sayıyordum. Peki neden? Yani bu aslında çok iddialı, bayağı iddialı bir sayım ama hani şuradan bekliyordum ben. Şu nedenleri şu. Burada olan dalga 2'nin kaç gün sürmüş? 260 gün sürmüş bir sert bir zikzak. Şimdi sert bir zikzak olduğu için neredeyse
tamamını geri almış yani. %90'ını falan geri almış. 2. Bunun daha yatay, yani flat ya da üçgen olmasını bekleriz bu dalganın. Şimdi diagonalsiz baktığımız zaman, yani karmaşık düzeltme de olur. Şimdi bu 1, 2, ben şu şekilde bir şey kurmuştum kafamda. Bu 300'lere gitmiyor tabii, bu kadar değil de. Şimdi logaritmik baktığımız için. Yani şunun gibi. Ya bu biraz gerçekten çok fazla iddialı bir şey. Biraz BTC dominans da beni şaşırtmıştı burada. İşte diğer altcoin'lerin sayımı da şaşırtmıştı. Şurada zaten invalid oldu. Neden böyle düşündüm? Eğer bu 260 gün süren bir zikzaksa, bu da daha kısa, 120 eğer diagonalse 68 gün süren bir dalga 4 olabilir. Daha kısa bundan. Yani bu alternasyon. Bu olabilir. Şimdi bir expanded flat olmamasının sebeplerinden biri de bu. Eğer bu expanded flat bir şekilde bitse böyle, hızlı bir şekilde gelmesi daha olası idi bu dalganın. Yani hani benim beklediğim aslında mantık olarak basit, yani bu kadar sert bir dalgaya bundan daha uzun süren bir düzeltme olması daha olası. Yani daha olası idi. Hala da daha olası. Ama hani ben şey düşündüm. Acaba bu kadar basit olmaz herhalde ya diye düşünüp, sert bir şekilde işte 5'in gelip ve çok sert bir şekilde hızlı, yani oldu bittiye getirilecek gibi böyle bir şey kurdum kafamda. Tamam, olmadı zaten hani. Peki o zaman geriye ne ihtimal kalıyor? En olası artık, yani veri var elimizde bir sürü. Buranın bir düzeltici dalga olması. Bakın, bir A 1 de olabilir, 2 de olabilirdi. Bu da 1 de olabilir, bu da 2 de olabilirdi. Ama A, B, C şeklinde bunu artık A, B, C diyebiliriz. O yüzden bu expanded flat'i ben buradan kaldırıp daha şık olan diagonale dönüştürme taraftarıyım. Yani bir şekilde. Ve hani bu sebeplerden, anlattığım sebeplerden bunu bir itki olarak almıyorum. Olası, gene söylüyorum, olası ama çok düşük bence olasılık. Biz 4 arıyoruz şu anda. Ve işte bir yere 5 gelecek. Şimdi peki ihtimaller, evet, Elliott ve International böyle saymış. 1, 2, 3, 4, 5, güdük 5 demiş buna. A, B, C demiş. O da olur. Yani şu A demiş buna. B küçük 5, çok güdük bir C demiş. Yani çirkin sayımlar ama teknik olarak olası. Evet, şimdi geriye ne kalıyor? Bir düzeltici dalga geldi buradan. A, B ve burası. Burası hatırlarsınız, Ocak'tan beri bu şekilde sayamıyorum ben. Yani itkisel sayamıyorum. İşleri güzel sayılıyor, özellikle 5. Hemen sebeplerini söyleyeyim. Birinci sebep gene RSI. Momentum. 3'ün güçsüzlüğü, 5'in daha güçlü olması. Bu bir. İki, yani itkisel çıkışlar, itkisel düşüşler ya da çıkışlar daha böyle kendinden emin oluyor. Yani ne demek? Burada çok fazla düzeltici şey var. Mesela bakın, kendinden emin. Pa, pa, pa. Yani her şey belli. Burası da öyle. Pa, pa. Düzeltmeni yaptı. Son 5'ini de yaptı. Ama burada böyle bir mıy 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 işte bir şey. Böyle 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 bir mıy mıy. Yani çok fazla bir mıy mıylık var diyelim burada. Ve günlük mumlarda, Bitcoin'de şöyle de bir şey var. Şu fitilliler var ya, aşağı doğru fitilli olanlar genelde A ya da C oluyor. Yani 3'te ben böyle bir şey görmedim. Ne demek bu? BTC'nin günlüklerine baktığınız zaman hep bu fitiller, ve çok küçük bir fitil var. Yani %99 diyeyim ya da %100 ben görmedim çünkü 3, böyle bir 3. Ne yukarı doğru ne aşağı doğru. Hep mesela bakalım, fitil A, bu da A, C. Şurada bir yukarı doğru bir fitili var. İstisna. Mesela burada da A. Daha geçmişe de bakalım. C, yine fitil. Burada da bir düzeltme kalıbı var. A gibi bu.
Yani yukarı doğru da aynı şekilde. İşte en şey 2017 tepesinden A. Bu da A. Bu da C'nin sonu. Gene. Şu fitillerin hepsi bir şimdi işine girip saysak bu fitiller bu. Hep A ve C'ye tekabül edecek. Mesela üçlere bakalım. Mesela 3. Şurada bir küçük 3 var. Yani 3 böyle fitil atmıyor şeyde. 3'ün 3'ü yani artık. En güçlü. En güçlü yer. Fitil yok. Kendine emin emin çıkıyor. Bir durup pap A yapıyor. 5 de öyle. Yani duruyor. Bir gün kalmış. Hiç böyle fitil atmamış. Buradaki 3 de öyle. Buradaki 3. Hiç fitil yok. Burası. Bu da 3. Bakın düzeltme kalıpları fitil. Şurada küçük de var bir tane. O yüzden ben buna 3 diyemiyorum. Zaten bunu Ocak'tan beri diyorum ama zaten böyle olsaydı 1, 2, 4, 5 şeklinde saysaydık böyle 1, 2, 3, 4, 5. Running flat 3, 3, 5 deyip çok sert bir itki görmemiz gerekiyordu. Zaten o da gelmedi yani running flat olmadığını anladık. Yani şunu şöyle gitmesi gerekiyordu. Böyle deli gibi bir itki gelmesi gerekiyordu. Gelmedi. Hani expanded flat olabilir mi? Şimdi bunu böyle komple 1, 2, 4, 5 şeklinde 1 sayıp sonra bunu 2 sayıp bir 3 buraya 4 buraya artık şey 10 bin dolara mı düşecek? Zaten şeyde invalid oluyor burada. Ya zaten şurada geçersiz oluyor. Ki birçok temel yönden de bu mantıksız yani buralara kadar gelmesi mantıksız oluyor. Şimdi burada şeyi yapacak bir tek genişleyen diagonal sayımı var. Yani bu C'yi şuna 1, 2, 3, 4 yani 2 burası, 4 burası. Şöyle bir sayım var. 1, 3 dalga, 2, 3 dalga, 3, 3 dalga. Burası double zigzag, ABC. Üçgen X, ABC. Kurallara uyuyor yani. Diagonal kurallarına uyuyor. Şöyle koyduğumuz zaman 1, 2, 3, 4, 5 gibi geliyor. Bu teknik olarak doğru bu arada. Yani teknik olarak hiçbir yanlış yok. Bunun olsun. Bu 5'in nereye gideceğini zaten bilemiyoruz. Eğer böyleyse. Yani bir A yaptı, bir B yaptı. Şimdi C'yi yapıyor. Gibi eğer bu sayımsa. Ama biraz tabii buna expanding diagonal, genişleyen diagonal bu da fazla iddialı olabilir. Ya beni burada rahatsız eden ne? Şimdi birincisi 3, 3, 5 sayıyoruz ya burada. Şimdi flatlerin C'leri şurası C. Yani büyük A, büyük B, büyük C. Flatlerin C'leri genelde birazcık daha dik olur. Pat diye. Yani sen bu şurada bitmiş olsaydı running flat olabilirdi. Hatta daha sert olması lazım. Yani dereceye bakarsak, şimdi buradaki dereceye bakarsak 56. Şuraya bile alsak 56, 45'e daha dik alalım. Buraya alalım. Bu da nerede biteceği meçhul. Şurası diyelim hadi. Sallayalım. Yani %26. Yani iki katı neredeyse şey. Yani o yüzden flat diyemiyorum ben buna. Şu 28'in üstünde biterse de running flat olacak. Running flat'in biraz ruhuna aykırı yani. Running flat şey demek. Ben hızlı bir şekilde şu C'yi kısa hemen bitirdim. Hop başladım yeni trendime demek. O yüzden genişleyen diagonal doğru teknik olarak. Ama bu eğim unsurundan dolayı ve dördün fazla karmaşıklığından dolayı genişleyen diagonallerin çok az görüldüğünü de düşünürsek biraz fantastik bir sayım. Ama teknik olarak doğru. Yani çok da bir şey fark etmiyor açıkçası. Yani neyi fark etmiyor? Üçgenle çok bir şey fark etmiyor. Şurada hazır üçgeni açalım. Takip ettiğimiz. Heh. Şimdi burada dalgaları saydık hepsini. Tamam. A dedik. Düzeltici. B dedik. Düzeltici. C dedik. Şimdi burada bir D dalgası bekliyorduk. Şimdi burada aslında benim hatam şu oldu. Yani tamam bir
Bir D dalgası bekliyorum. Hani üçgen olduğunu varsayalım onun. Bir D dalgası bekliyorsun ama yani bu D dalgası bu kadar böyle hani nizami gözüken bir üçgende biraz yanıltıcı bir şeyler olması lazım. Biraz fazla abarttı abi artık böyle aşağı yukarı aşağı yukarı. Yani şunu beklemek de bu basitliği beklemek de mesela A 5 dalga 1 2 3 4 5 yok burada gelmedi. B ve C şeklinde bir şey beklemek aslında çok fazla iyimserdi. Yani ben hani kendimi eleştiriyorum. Tabii ki işte bir üç yapacak bir şey yap, inecek çünkü ne oluyor diyeceğiz burada. İşte burada bir üçgen yaptı. Buraya daha sonra girerim. Ama şu an burada net gözüken A, B, C şeklinde bir düzeltme kalıbı W. Üçgen şeklinde A, B, C, D, E kurallara çok güzel uyuyor. Bir X bir düzeltme kalıbı ve bir gene A, B, C şeklinde bir Y yani W, X, Y şeklinde bir düzeltme kalıbı. Şimdi ben bunu W komple büyük bir W alıp bir X buraya getirip buradan da bir Y aynen bu şekilde bekliyordum. Ama lakin bu düzeltme o kadar fazla uzadı ki burası. Şu ihtimali daha baskın kılmaya başladı artık. Yani şeyin üçgenin D'sinin burada bitmiş olma ihtimalini daha baskın kıldı bu. Yani diğer türlü çünkü çok uzayacak. Yani bu işte X yapıyor da bir AB şey yapacak da yukarı ABC D'ye gelecek de. Ha bu da neden mesela onu da anlatayım. Mesela neden D'yi bu 50 küsürler olarak aldık? Bu bir kural değil ama bir rehber ilke. A ile C'nin korelasyonu. B ile de D'nin korelasyonu. Şimdi B'nin boyunu ölçüyoruz burada. B'nin boyu şöyle ölçtüm pardon. B'nin boyunu ölçelim şurada. Ha. Bunu C'ye getirelim tabanını. Buraya getirdik. Genelde hani rehber ilke D'nin B'nin 0,618'e ne gelmesini bekleriz üçgenlerde. Hani işte 56, 57 oluyordu. Ama burada şimdi 0,382 biraz geçmiş gözüküyor. Olabilir. O yüzden yani hani D'nin hani ben hep işte 55'lere bir D bekliyordum ya. BD alternasyonunda. Ama şu ihtimal daha fazlalaştı artık. Çünkü bu düzeltme kalıbı abarttı. Yani bu da bence bir itki değil bu arada. Bu da düzeltme kalıbı. Mikroya sonra gireriz. Burası biraz abarttı. Bir başka şey de bunun WXY düzeltmesi yapıyor olması. Bence bu da değil. Teknik olarak okey olabilir. Bence neden değil? Sebeplerimi tabii söyleyeyim. Bir kere en büyük sebep burayı itkisel alamamam. Yani şu eklenti, şurayı itkisel alamamam. Hani karmaşık içinde karmaşık da olabilir. W, X, Y da olabilir. Evet. Ama zamansal olarak da biraz bana tuhaf geliyor bu. Yani mesela tabii Tuncer Hoca'nın söylediği bir durum da var biliyorsunuz. Ya yani X hem W hem Y'den ya kısa olacak ya uzun olacak. Tuncer Hoca'nın kitabında böyle ama lakin Edith Wave International böyle bir kurala hiç umursamıyor öyle söyleyeyim. Hangisi doğru bilmiyorum. Yani çok büyük üstadlara sormak lazım. Hangisi doğru bilmiyorum. Ben de onu araştırıyorum halen. İşte ulaşmak kolay değil böyle büyük baba üstadlara. Yani ne alırsak alalım bu Y çok fazla uzuyor. Yani ikisinden kısa olamıyor. Bunu zorladım. Ama ha bu arada mesela hani Tuncer Hoca şey alıyor ya yani X ya ikisinden de kısa olacak ya da uzun olacak diyor ya. Şimdi ona göre zaten bu olmuyor. WXY sayımı. Bu bir. Hadi diyelim Elliott ve International bunu bir kural olarak belirtmiyor. Onlar da ama şöyle bir durum var onlarda da. Şimdi buradaki B neresi? Şurası. Buradaki B'yi çizelim şöyle. Şurası. X dalgasının B'yi çok fazla geçtiği durumları böyle çok nadir olarak belirtiyorlar. Yani şu durumu. O yüzden makro olarak en mantıklı senaryo bence hala üçgen.
Bu kalıyor. Tabii buraları çok zordu buralar. Tam tutturamadık yani. Peki bu nerede bozulur? Şurayı geçmemesi lazım. Düşüşün. Şu C'yi. C'nin dibini geçmemesi lazım. Ve burada da bir güzel bir kanal var burada. Ben bu kanalın tutacağını düşünüyorum ben bunu. Yani belki en kötü bir altına böyle bir fitil mi atar? Şu üçgenin altı da şu mıknatısı açalım. Trendline olsun. Böyle. Nereye geliyor? Buraya geliyor. 36, 37. Bakalım yani buraların tutacağını düşünüyorum ben. Şimdi mikroya başka videoda gireriz. Bu videoluk bu kadar yapalım. Zaten çok uzun oldu. Herkese bol şans.